İstanbul TÜYAP'taki Uluslararası Yapı Fuarı'ndaki durağımız Asgari oluyor şimdi de. Karo imalatı yapan ve Mersin'de faaliyet gösteren Askaro şirketini Genel Müdürü İlker Ovacıllı'ya soruyoruz ve hizmetleri hakkında bilgi alıyoruz. Faaliyet alanı imalat, karo imalatı, merdiven basamakları, prekast olarak anılan imalatlar. Hem iç pazarda hem dış pazarda satışını yapıyoruz. Peki nerelerde, dış ülkelerde nerelerde? Dış ülkelerde Arap ülkelerine gidebiliyor, Avrupa ülkelerine gidebiliyor. Libya'da kendi ofislerimiz var, Irak'ta, Sudan'da kendi ofislerimiz var. İngiltere'de, Belçika'da bayiliklerimiz var. Almanya'ya satışlar yapabiliyoruz. Ürün Avrupa ülkelerine işçilik gücü ucuz olduğu için fiyatlardan ötürü girebiliyor. Kalitede her ülkede kurtarabiliyoruz dünyada. İç pazarda da Türkiye'nin her yerine satabiliyoruz. Peki ürün gamında neler var? İş mekan karoları var. Terrazzo karolar bu ürünün teknik adı. İç mekan karoları ve dış mekan karoları olarak anılıyor. İç mekanlarda toplu kullanım alanlarına verebiliyoruz. Havaalanı, metro. Kadıköy Kartal metro hattındaki bütün malzemeler bizim ürünümüz. Sulu Kule kentsel dönüşüm yapıldı o AB projesi kapsamında. Onları biz yapıyoruz. Şu anda yine depreme dayanıklı Avrupa Birliği kapsamında okullar yapılıyor. Onların malzemelerini biz veriyoruz. Ankara'da üniversiteler yapıyoruz. Alışveriş merkezleri yapıyoruz. Ankara'da Ufuk Üniversitesi'nin bütün malzemelerini veriyoruz. AVM'lerde de Rönesans'ın, Tepe'nin, yurt dışı optimumlar yapabiliyoruz. Forumlara verebiliyoruz malzemeler. Tabii toplu kullanım alanlarında kaydırmazlık çok önemli bir standart. Şu anda Türkiye'de yeni yeni öğreniliyor. Nedir o? Kaymamalısınız. Kabul edilebilir derecede kaymamanız gerekiyor bu ürünleri kullanırken. Bu ürünlerle ilgili kullanılabilecek iki alternatif var. Bir çimento bazlı bizim ürünlerimiz. Ya seri imalat olan bizim yaptığımız gibi ya da yerinde uygulanmış haliyle ya da mermer kullanabilirsiniz. Şöyle izah edeyim. Herhangi birisi, önemli üst düzey birisi veya küçük birisi, vatandaş olarak herhangi birisi bir AVM'de yanlış ürün seçiminden dolayı düşüp ayağını, kalçasını, şusunu, busunu kırarsa oradan tazminat alabilir. Kesin alır. Herhangi ilk davada alır yani. Öyle. Siz bunları mı engelliyorsunuz? Biz engelliyoruz tabii. Üreticiler bunlarda beyanat vermek zorundalar. Biz beyanat vermek zorundayız, evet. TSE'li olan, bizim sektörümüzde imalat yapan, TSE standartı üretim yapan herkes bu beyanatı vermek zorunda. Tüccarlar vermek zorunda değil. Öyle bir açık var yasada ama üreticiler vermek zorunda. O yüzden üreticilerle çalışmasını tavsiye ediyoruz yatırımcıların. İlker Ovacıllı, ihracat yapmayı planladıkları ülkelerden de bahsediyor. Baltık ülkelerine girmeye çalışıyoruz. Baltık ülkeleri, Rusya'ya girmeye çalışıyoruz. Rusya'da kontrol edemediğimiz pazarlar, satışlarımız var buraya ama tüccarlar üzerinden var. Kontrol edebileceğimiz bir bayilik veya bir işte ofis açma falan düşünülüyor, arzuluyoruz. Avustralya'da da ofisimiz var, Melbourne'da. Her yere gidebiliyoruz. Türkiye çok iyi bir üretici ülke. Her konuda. Çok önemli bir fırsatımız var bütün dünya pazarında. Bir de tam böyle Orta Doğu, işte Avrupa. Her yere. Limanlarımız vesairelerimiz o kadar kuvvetliyiz ki farkında değiliz gücün. Çok ciddi ihracat yapabiliriz. Ama biz tam aksine ithalat yapıyoruz. Enteresan.